Günaydınlar bir tanelerim, hayırlı günler. Hepinize Adana'dan selamlar, sevgiler gönderiyorum bir tanelerim. Harika bir günden sizlere selamlar olsun. Yeni bir hafta başladı. Rabbim hepinize bol rızık, mutluluk, sağlık ihsan eylesin bir tanelerim. Pazartesi gününden güneşi doğduk bir tanelerim. Güneş doğmadan 5.30'da kalktım. Her zamanki gibi gittim, ekmeğimi aldım, geldim. Bir anneme baktım. Annem uyanmıştı. Birkaç lokma bir şeyler yedi, geri yattı şimdilik. Sonra kahvaltı yapıyor ama birkaç lokma alıyor annem. Yeni bir gün bitenlerim, yeni bir hafta. Pazartesiden hepinize sevgiler gönderiyorum. Nereden gönderirim? Ta Adana'dan. Beni sevenler. Ben zaten onları çok seviyorum. Çok iyi biliyorlar. Hepinizi seviyorum. Daha bir sürü iyi kalpler bekliyoruz bir tanelerim. İyi kalpleri bekliyoruz. Gelecekler, görecekler. Ocağımı yaktım, patatesimi doğradım. Daha doğruyum yani de. Dedim patates kızartayım bizimkilere sabah kahvaltıya. Dama çıkayım şöyle, damım da zaten yataktan kalktı. İyi. Acebek topladım, bamya topladım. Maşallah bir tanelerim coşmuşlar, coşmuşlar. Çok üzülmüştüm geçen de, bayağı bir sararmıştı o çok sıcaklarda. Ama bir coştular bamyalar. Tekrardan bütün yapraklarını dökmüştü, yemyeşil oldular. O kadar mutluyum ki. Acebeklerim ona keza. Şimdi bu kadar topladım masanın üstünde. Daha var aralarda. Ara ara topluyorum onları. Ara ara görebiliyorum. Gözlük takıyorum onları toplarken. İnanır mısınız? Bazen umutsuzluklar olmuyor mu? Oluyor. Motivasyonumuz düşmüyor mu? Düşüyor. Kimin olmuyor ki? İnsanız. Bazen yıkıldım gibi olmuyor mu? Oluyor. Ama sonra tek bir kişi bile hayata bağlıyor insanı. Olmuyor mu diyorum. Olmuyor herhalde diyorum. Sonra biri çıkıyor karşına. Olacak. En güzel olacak diyor. Çünkü sen bunu hak ediyorsun diyor. Tekrar tutunuyorsun hayata. Çünkü çok severek yapıyorum işimi. İş diyorum artık buna. Çünkü orada da belirli bir şey söylemişler yani. YouTube iş ortağı diyor. Ateşimi yaktım. Yağım kızıyor. Hadi güzelce kız bir tane. Şöyle. Huzur içinde sessizliğin sesini dinliyorum. O kadar güzel ki hava. Yani tabii ki damda yatıyoruz. Her yer soğumuş olabilir. Bizim yatak hala damda. Çünkü çok sıcak. Ama şu saatler ve akşam saatleri daha bir farklı olmaya başladı. Görenler, duyanlar lütfen abone olun. Bildirimlerinizi açın. Bir tanelerim. Sevgimiz çok. Hepinizi seviyorum. Diyorum ki, daha doğrusu dedim. Niye dedim? Niye umutsuzluğa kapılıyorsun dedim. Bir kişi bile seni hayata bağlayabiliyor bir anda.
Yağımdan sesler gelmeye başladı. Umutsuzluk yok diyoruz. Motivasyonumuzu düşürmüyoruz. Düşmüyor mu? Düşüyor. Ama yıkılmak yok. Yılmak yok diyorum her zaman. Ben böyle başlarım dökmeye. Şurada dursun, hepsini alırım. Sizler nasılsınız? Nasıl geçti hafta sonlarınız bir tanelerim? Ne düşünüyorsunuz? Güne ne yemek yapacaksınız? Ben dedim ki sabahtan erkenden çıkayım çekeyim. Dün çekemedim. Niye çekemedim? Gerçekten bazen yıkılıyor insan. Yani kimseyle bir mücadelem yok. Kimseye göz örtü almıyorum. Ama sadece örnek olsun diye söylüyorum. Diyorum ki mesela birinin 5000 takipçisi var. İzlenmiş 10.000, 15.000. 3.000 takipçisi var. İzleniyor 5-6.000. Ama burada bir izlenmede korkunç bir yetersizlik var. Gerçekten üzülüyorum. Gerçekten bu YouTube'un da elinde. Öne çıkartmayı YouTube yapıyor çünkü. YouTube'dan da rica ediyoruz. Lütfen artık öne çıkar. Bir senedir tüm motivasyonumla çalışıyorum. Evet canlarım. Allah Allah. Çıkın çıkın gelin. Patatesler sıcak sıcak. Şöyle. Mis gibi. Bunun suyunu kedicim çok seviyor. Suyunun üstüne ekleyip. Pepi topunu çok seviyor. Pepi al oğlum. Al hiç. Nereye gittin bebeğim? Pepit bunun suyunu çok seviyor. Al kuzum. Su içmeyen bir kediciğimiz var. Pepit o. Devamlı bana sorun çıkarıyor. Tedavisini yaptırıyorum. Daha tedavisini ödemedik. Ya bu para için söylemiyorum. Kısırlaştırınca birlikte yapalım dedik. İyileşmesini bekliyoruz. Tam 10-15 gün geçiyor. Kısırlık tedavisine götürelim derken tekrar bu nüksediyor hastalığı. Çünkü su içmiyor. Ya bebek gibi ağzına su verdim akşam kaşıkla. Su içmeyen bir kedi olur mu canlarım? Şimdi patatesin suyunu ekledim. Şuradan bir bakayım içiyor mu? Garip garip şeyler yapıyorum. Yok tavuk suya değiyorum. İç oğlum. Ay beni var ya mahvediyorsunuz siz. Sağlık sorunu olmasın da. Her şey kolay olur. Ay bıçağı bıraktım ama burada daha doğramadım varmış. Harika canlarım şu an. Çok tatlı bir serinlik var. Yazın da bu saatlerde serin oluyor ama işte güz geldi derdi anneciğim. Güz geldi, yayla sehil bir oldu derdi. Der yani. Ay şimdi demiyordu, hatırlamıyor. Çok etkilenirdim. Anne o ne demek derdim çok eskiden. İşte derdi güz sonbahar yani. Sonbahar geldi derdi. Yaylayla sehil bir oldu bir anda serinler diye. Güz geldi gerçekten sabahın ve akşamın serinliği farklı. Gündüz mü? Yanıyor. Dün pazara gittim. Şundan ısınmışken atayım.
pazara gittim. İnanır mısınız? Bir de dönmüş mü tatilciler? Yayladan gelen var, köylerde. Burada çok köye gidenler var. Çok köyden, yani göç çok fazla olduğu için. Köyden gelenler, yayladan gelenler, denizden gelenler. Pazarda yürünmüyordu bir taneleri. Papi, al oğlum, al. Gel, al bebeği. Al oğlum. Al anneciğim. Bak nasıl biliyor çektiğini. Al kızım. Al. Hadi al. Gelsin istiyorum. Bakın canlar gel. Al oğlum. Bak yenmeyecekmiş. Al bebeğim. Aşk olsun. Aşk olsun sana. Yönünü öbür tarafa yaptım. Çünkü sabah rüzgar oradan geliyor. Böyle poyraz poyraz. İşte diyorum canlarım. Şeyde bütün poyraz çok sıcak oldu ve poyraz estiği için o sıcak iki kat hissediliyor. Her şey, bakın bu da sararmıştı. Bamyalarım, şuradaki bamyalarım tümden sararmıştı. Ağaca beklerim bir gecede sapsarı oldu. Bir günde yani. Çok korkmuştum ama şu an muhteşem oldu ya. Muhteşem. 2-3 gündür o ölen yaprakların yerine hep yenisi çıktı. O kadar mutluyum ki. Onlar da beni terk etmiyor. Canlarım terk etmesin beni. O kadar güzellik ki onlar. Acebek ve bamya, bir saksıda 6-7 çiçek gördüm şimdi biraz önce. Yani yazınkinden bile daha çok. Mutluluk burada bir tanelerim. Mutluluk burada. Bakın. Koklar benim çocuğum. Bazen diyorlar canlarım. Onlar da haklı belki kendince. Hani yaklaştırmayın. Ellemez ki onlar. Hafif koklar gider. Zaten tavuk gibi bir şeyse ben korumaya alıyorum onu. Onlar ellemez ki. Koklar gider. Kaldı ki Peygamber Efendimiz'in Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed'in valiyle sevgili Muhammed abdest suyu, tabii ki su yok o zamanlar. Suyu var kovada. Kullanılıyor yani. Abdest suyu bile değil yani. Yemeğe de kullanılıyor. Abdestini alıyor. Mübarek. Kedi geliyor, su içiyor oradan. Suyu içiyor, içiyor, içiyor. Kovadır bu büyük bir ihtimalle, açık üstü. Kedi gidiyor. Peygamber Efendimizin Allah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanındaki ashabından biri diyor ki Peygamber Efendimiz kalkıyor, abdest alacak. Aman Efendimiz diyor, alma diyor. Ben gideyim o suyu değiştireyim. Su pis oldu diyor. Kedi suyu içti diyor. Peygamber Efendimiz, bak nasıl duygulandım. Peygamber Efendimiz diyor ki sakın diyor dökme diyor. Onun ağzı kadar hiçbir şey temiz değil diyor. Ve yıllar sonra, yıllar yıllar, asırlar geçmiş. Şimdi araştırmalar yapılıyor. Ben bu kediyi, ilk kedi geldiğinde evimize çok çok tedirgin olmuştum, hastalanmıştım. El yıkamaktan böyle bir hal olmuştum. Ellerim böyle soyuluyordu artık el yıkamaktan. Çok çok kötü olmuştum. Sonra ben o stresle hastalandım yani. Evden gittim Kayseri'ye, yeğenimin yanına gittim. Bir hafta orada kaldım. Bir gün yeğenimin iş yerine gittim. Böyle sohbet ederken orada çalışanlar, çok tatlı canlarım vardı. Onlara da selam olsun izliyorlarsa. İşte dedim Adana'da kaçtım dedim oğlum dedim, eve kedi getirdi, çok kötülendim işte, ben dayanamıyorum, temizlik yapmaktan ölüyorum, el yıkamaktan bir hal oluyorum. Bir taneydi, kaldı ki küçücük. Fatoş ablacığım dedi, kedinin dedi ağzının pH değeri ölçülemiyormuş, o kadar temizmiş, ölçülemiyor dedi. Hani pH derecesini ölçüyorlar ya, hijyen, artık ne konudaysa pH
Ay ne tatlı. Ay o da ben de hiç unutmam. Ben duyduğum şeyleri hiç unutmam. Ay hadi canlarım ha. Kızarıyor demişim, kızarırsa size de vereceğim. Canım oğlum. Beni kontrol ediyor. Şey dedim, büyük ocağı yakmayayım dedim. Bunu da yapıvereyim dedim. Bu çok çabuk yanıyor çünkü. Onlar birazcık, o tarafta limonum var, zeytinlerim var. Orayı birkaç gün yakmıyorum çünkü limonlarım ve zeytinlerimin yerleri çok güzel. Ay onları seyrediyorum bir tanelerim. Ay zeytin istiyorum iki tane daha. Hatta o gün yeğenime git uğradım dedim ya sosyete pazarından. Orada eniştemi gördüm. Dedim ki bana dedim iki tane zeytin daha istiyorum dedim. Aynen o da aynısını dedi. O İspanyol olandan alalım dedi. O bodur ve büyümüyormuş ama hemen zeytin vermeye başlıyormuş. Papi neden öyle yerlere çıkıyorsun? Ay çok mutlu oldum dedim. En kısa zamanda al dedim inşallah. Çok uzak bize onlar. Kız bir gün denk getirir getirir eniştem. Allah razı olsun ondan da. Çok mutlu oluyorum. Dedim hemen istiyorum zeytin. Ay doyamıyorum canlarım. Sizler de bir gün inşallah şuradan. Şuraya bir kahve koyuruz. Birlikte içeriz. Ay kahve demişken gidip kahve mi yapsam getirsem. Gidemiyorum bir tanelerim. Tek olduğum zaman gidemiyorum. Kamerayı hemen düşürüyorlar. Kabloyla oynamak istiyorlar. Ay şu kapımı bir bakayım düşmesin şurada. Ay oğlum lütfen. Ay papiciğim, tehlikeli yere gittiler mi? Rahat edemiyorum canlarım. Ay çiçek de tam önümüze mi geldi? Nar. Ay biraz çok hızlı oturuyorum. Düşer gibi oturuyorum birazcık da ağrılarım, sızılarım var ya bir tanelerim düşmemden dolayı. Güneş iyice kendini göstermeye başladı. Patateslerim nazlı nazlı kızarıyor. Ocakta olsaydı bu şimdiye kızarırdı. Çünkü bu tasarruf ocağı. Buraya şimdi kemikli et kosaydım. En sert kemikli dana eti kemiği koyayım. Dana kemiği. Yani kemikleri ayrılır. O kadar. Çünkü hiç ısıyı başka yere vermiyor. Oraya veriyor ve yavaş olduğu için harika pişiriyor. Bak patatesi yavaş yaptı ama. Bak kemikli eti pişiriyor. Düdüklüye koy o kadar pişiremez ya. Yani ayrılıyor ki. Lime lime ayrılıyor. Böyle güzel bir pazartesinden güzel bir sabahla sizlerdeydim bir tanelerim. Videolarımı izlerseniz sonuna kadar eski videolarıma da giderseniz arada imkanı olanlar oynatma listesini de açabilirsiniz. Günde bir kere de olsa. Açanlar olmuyor mu? Oluyor. Canlarım. Biliyorum. Onlar da kendini biliyor. Görüyorum. Gece 3'te 4'te de olsa eski yayınımı izleyen umutsuzluk yok. Umutsuzluğa kapıldığımızda yüzümüzü güneşe dönüyoruz. Umut her zaman var. Bazen böyle çok duygusal olabiliyorum. Motivasyonumun düşmesine izin vermek istemiyorum. Buna sizler de izin vermiyorsunuz. Onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Bazen diyorum ya, bir tek kişi yüzünü güneşe dönmene vesile olabiliyor. Patatesçiğimiz bizi bekletecek. Şöyle artık ağzını açayım.
kızarma aşamasına gelsin. Ben de bakayım çok mu uzun oldu. Ben yoksa dururum, 3-4 saat de dururum. Sizlerden ayrılamıyorum, biliyorsunuz. Ama çok uzun olmasın istiyorum. Bugün yayınlayayım. Canlı canlı böyle bugün. Pazartesinden. Tüm darda olanlara Rabbim yardım etsin. Hastalara şifa, dertlilere deva versin. Allah'ım. Korktuğumuzdan korusun Rabbim. Her zaman hayata tutunanlardan eylesin. Evlerimizin önüne bir kap su, bir kap mama koyuyoruz. Unutmuyoruz. Bir tanelerim. Benim ponçiklerim de beni seyrediyor. Bir bakayım dakikasını. Yeni görenler, gelenler lütfen abone olun. Abonelik parayla değil, aboneliği de diyemiyorum. Parayla değil asla. Parasızdır bu abonelik. Abone oluyorsunuz, beğeniyorsunuz, bildirimi açıyorsunuz. İzlerseniz de daha mutlu olurum. Çünkü tek abonelik, abone sayısı hiçbir şey ifade etmiyor. İzlenmezsek hiçbir sonuç yok. Fatoş'la yaşamaya ne dersiniz? Mis gibi kokular yayıldı canlarım şu an. Şöyle olsanız karşılıklı bir kahve içilmez mi şu saatte? Tek de içmeyeceğim. Küstüm. Küstüm. Patatesten sonra koyarım şöyle gölge. Artık güneş buraya geldi. Tam yüzümde hissediyorum. 5:30'dan bu yana. Saat 8 oldu zannedersem. Çünkü oyalandım birazcık. Ya ateşi yak, patatesi soy. Böyle bir tanelerim, sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Umudumuzu kaybetmeyelim inşallah. Bu kedi kavgaları nereden geliyor? Bu sesler nereden geliyor? Evet bir tanelerim. Şöyle patatesim. İnatla kızarmıyor. Onun kızarmasını beklemeyeceğim. Kapatacağım. Söylediklerimi tam göstereyim. Bamyelerimin coştuğunu görün. Hepsi coştu. Hepsi. O kadar bamya vermeye başladı. Zaten mutluluk sebeplerimi görüyorsunuz. Limonlarım. Zeytinlerim, bamyalarımı şöyle göstereyim. Geçen de sararmıştı bunlar. Bakın ağaç gibi oldu bir tanelerim. Şunlara bakın. O kadar güzel büyüdüler birdenbire. Acebeklerim sapsarı olmuştu. Bakın canlarım bakın. Bakın bunlar sevilmez mi? Aman düşmeye. Şunlara bakın bir tanelerim. O gün çok üzüldüm biliyorsunuz. Sapsarı oldu. Müthiş bir ahenge ulaştı. Vallahi onlar beni terk etmek istemiyor. Sonbahar geldi ama çok mutluyum. Ben onları seviyorum. Onlar da beni. Canlarım ben sizi seviyorum. Sizler de beni. Bugünkü bostanımızın ürünleri. Onları da göstereyim. Acebeklerim, incirlerin son demleri. Şöyle biraz domates yumuşak vardı. Hemen onları salça yaptım kurumak üzere. İncirlerin son demleri. Çünkü üstünde pek kalmadı. Ay yanlış mı örtmüşüm? İnşallah yanlış örtmemişimdir. Evet canlarım. Bugünlük de böyle oldu. Misler gibi patatesimiz kızarıyor. Vallahi çıkın çıkın gelin. Siz gelene kadar olur. Arkadan da bir kahve. Çok güzel olmaz mı? Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hep mutlu kalın. Umutsuz olmuyoruz. Dara düştüğümüzde, umutsuzluğa kapıldığımızda ne yapıyoruz? Yüzümüzü güneşe dönüyoruz.
Sizleri seviyorum.